Hocam bu veri ne anlam ifade eder? Bence kısaca ona bakmak lazım. Yani 32 milyon istihdam diyoruz ama bunun 5 milyonu kamuda, 27 milyonu ise özel sektörde ve kendini istihdam eden girişimcilerimiz de var. Tabii ki Türkiye ekonomisinin büyüklüğü açısından, ihracat kapasitesinin gelişmesi açısından, vergi gelirleri açısından ve daha birçok veri setinin daha anlamlı hale gelmesi, büyümesi açısından 32 milyonluk istihdam bir anlam ifade eder. Bugün eğer Almanya'da istihdam 45, 46, 47 milyonsa bu Almanya'nın üretim gücüyle yakından alakalı. Almanya'da işte 5 trilyon, 4 trilyon dolarlık bir milli gelir var. Türkiye'de 32 milyonla 1,34 trilyon dolarlık bir milli gelir var. Bizim ürettiğimiz katma değerle bunların ürettiği katma değer farklı oluyor. Yani bugün biz 32 milyon değil de 45 milyon istihdam yaratmış olsaydık Türkiye'de büyük ihtimal kişi başı gelir 22-23 bin dolarlara ve milli gelir 2 trilyon doları aşardı ve dünyanın işte 8.si 7. büyük ekonomisi olurduk. Yani İstanbul bu kadar önemli. Tabii bir de işin learning curve tarafı var, yani Tabii. halihazırda sürekli çalışmaya alışmış bir kitleyle iş Ve iş yapacağız. gücü, yani iş gücünü ne kadar iyi istihdam edebilirseniz bu kamu gelirlerinin artacağı anlamına gelir. Yani biz eğer ki gelirler üzerinden vergi alıyorsak, ki bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti 300 milyar dolara yakın vergi toplayacak bu sene. Bu vergi gelirleri belki 300 milyar dolar değil, daha fazla istihdamla 400 milyar dolar olurdu. 400 milyar dolarlık kamu harcama kapasitesi, daha iyi Daha hizmet, fazla yatırım. daha fazla yatırım, daha iyi hizmet, daha fazla ihracat, daha fazla teşvik, daha fazla Ar-Ge ve Pastanın harcaması büyümesi, her demek. anlamda Pastanın büyümesi pastanın demek. büyüdüğü bir... Yani sosyal harcamaları bile arttırabileceğimiz, işte ne bileyim yoksul kesimlere daha fazla para transfer edebileceğimiz anlamına gelir. Yani bugün 32 milyon olmuş olabilir istihdam ama bu pandeminin başında 26-27 milyon civarıydı. Yani biz yaklaşık 3 senelik periyotta 6 milyonluk istihdam yarattık. Yani senede Yüzde 2 milyon. 20'ye yakın artış var yani. Senede 2 milyon. Bu Türkiye ölçeğindeki bir ekonomi için gerçekten büyük bir rakam. Yani bunu Brezilya'da göremezsiniz. Arjantin'de göremezsiniz. Ne bileyim İspanya'da göremezsiniz. İtalya'da göremezsiniz. Veya İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ekonomilerde, doymuş ekonomilerde de göremezsiniz. Ya da bizden CDS'i daha düşük olan Daha düşük işte olan Meksika'da Meksika'da göremezsin. göremezsiniz. Yani çok büyük büyüme rakamları meydana gelmez. Türkiye'de her %1'lik büyüme eğer ki 160, 170, 180 binlik istihdam yaratıyorsa bu verimlilik anlamında ve her Tabana yayılması tabana anlamında. yayılması anlamına gelir ve her sene 1-1,5 milyon üniversite mezunumuz var. Biz bunlarla ne yapacağız? İstihdam yaratmak zorundayız. Bu istihdamı da üniversite mezunlarına kanalize etmek zorundayız ki işsizlik bir toplumsal problem olmaktan çıksın. Dediğin gibi çok doğru. Buradan tabii